Plazma nedir? Maddeye ısı enerjisi vermeye devam ettiğimizde maddenin katı halinden sırasıyla sıvı ve gaz haline geçtiğini biliyoruz. Gaz halindeki maddeye enerji vermeye devam edildiğinde ise elektronlar atom çekirdeğinin çekim gücünden kurtularak serbest kalırlar. Bu durumdaki gaz negatif yüklü serbest elektronlar ve pozitif yüklü iyonlardan oluşur ve kendine özgü niteliklere sahip olduğundan plazma olarak adlandırılır. Gaz halinde bulunan bir madde normalde elektriksel olarak yalıtkandır, yani elektrik akımını kolayca iletemez. Ancak ısınarak plazma haline dönüşen gaz serbest elektronlar içerdiğinden elektriği iletir ve manyetik alandan etkilenir. Yıldırım, şimşek, floresan lamba, neon lamba, plazma TV, kuzey ışıkları, ateş, güneş ve yıldızlar plazmaya örnek teşkil ederler. Plazma, şimşek ve güneş örneklerinde olduğu gibi sıcak plazma, floresan ampul ve plazma küresi örneklerinde olduğu gibi soğuk plazma halinde olabilir. Sıcak plazma gazlara ısı enerjisi verilerek elde edilirken, soğuk plazma elektrik enerjisi verilerek elde edilebilir. Sıcak plazmada gazın tamamı ya da tamamına yakını iyonize olmuş ve plazma haline dönüşmüş durumda olabilirken, soğuk plazmada gazın sadece bir kısmı iyonize olarak plazma halinde bulunabilir. Örneğin bir plazma küresinde gazın sadece %1 ya da 2 kadarı iyonize olarak plazmaya dönüşür. İyonosfer, Dünya'yı çevreleyen plazma tabakası. Dünyamız aslında bir plazma tabakası ile çevrilidir. Atmosferi oluşturan gazlar 50 km yüksekliğine kadar gaz halinde bulunurlar. 50 km'den daha yüksekte ise gaz molekülleri güneşten gelen yüksek enerjili radyasyon nedeniyle iyonize olurlar ve plazma haline geçerler. Atmosferin iyonize olmuş ve plazmadan oluşan bu tabakasına iyonosfer adı verilir. İyonosferin yüksekliği gece ve gündüz güneşten gelen enerji miktarının artıp azalmasına bağlı olarak değişir. Güneş rüzgarı. Güneşin korona adı verilen dış tabakasındaki yüksek enerjili parçacıklar güneşin çekim gücünden kurtularak uzay boşluğuna dağılırlar. Yüksek hıza ve enerjiye sahip bu parçacıklara güneş rüzgarı adı verilir. Dünyaya ulaşan plazma halindeki bu yüksek enerjili parçacıklar Dünyanın manyetik alanından etkilenerek kuzey ve güney kutuplarına doğru yönelirler ve kutup bölgelerinde atmosferin üst katmanları ile etkileşime girerek kuzey ve güney ışıklarını oluştururlar. Plazma halindeki bu yüksek enerjili elektrik yüklü parçacıklar dünyanın manyetik alanının yönlendirmesi nedeniyle yeryüzüne ulaşamaz ve yeryüzündeki canlılara zarar veremezler. Böylece dünyanın manyetik alanı güneş rüzgarındaki yüklü parçacıklara karşı kalkan görev görür. Venüs ve Mars'ta ise manyetik alan bulunmadığından güneş rüzgarına direkt olarak maruz kalırlar ve atmosferlerinin bir kısmı güneş rüzgarının etkisiyle uzay boşluğuna kaçar. İnsanoğlunun giderek artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için ucuz ve etkili enerji elde etme yöntemi arayışı kapsamında nükleer füzyon reaktörleri üzerinde çok çalışılan ve araştırma yapılan bir seçenektir. Güneşte gerçekleşen nükleer füzyon reaksiyonunun küçük ölçekli bir benzerini dünyada oluşturma çalışması olan füzyon reaktöründe nükleer füzyonun gerçekleşebilmesi için milyonlarca derece sıcaklığa erişilmesi gerekmektedir. Bu sıcaklıkta maddenin sadece plazma halinde var olabildiğini göz önüne alırsak, bu sıcaklıktaki plazmanın çevresindeki yapıya zarar vermeden kontrol edilebilmesi ve füzyon reaksiyonunun sürdürülebilmesi için plazma fiziği çalışmaları ilerisi için iyi bir kariyer seçeneği olarak düşünülebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.